Günaydın, Ankara'dayız. Partilerin ekonomi programlarını konuşmaya, sorgulamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, aynı zamanda Tekirdağ Milletvekili ve bu seçimlerde de yine Tekirdağ'dan birinci sıra adayısınız. Siz de gerçi ünvan Evet. çok, eski Hazine Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı, BDDK Başkan Yardımcısıydı Evet, sanırım. evet. İşte NATO Parlamenter Asamblesi görevleri. Biz CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak CHP'nin ekonomiye bakışını size soralım. Fakat CHP'nin ekonomi bakışına geçmeden önce siz 7 Haziran seçimleri sonrası AK Parti ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerini yürüten ekipteydiniz. İsterseniz size sorayım. Yani eğer orada bir hükümet kurulmuş olsaydı bugün makroekonomik dengeler ve piyasa değerleri açısından daha farklı bir noktada olunabilir miydi? İzin verirseniz şunu söyleyeyim. Tabii yani bunu nereden görebiliriz? Farklı bir yerde olabilir miydik şeyini? Kurulmak istenen bir büyük koalisyondu. Yani bu Almanya'da olduğu gibi iki büyük partinin bir araya gelerek kuracağı bir koalisyondu. Türkiye'de Türk lirası dolar karşısında 2013'ün Mayıs ayından 13 Temmuz'a kadar, yani bugün müzakereler başlayana kadar, bu niyeti açıklayana kadar dünyada yükselen piyasa ekonomileri içinde en hızlı değer kaybeden dolar karşısında ikinci paraydı. Sonra 13 Temmuz'da 13 Ağustos, bu müzakerelerin bir şekilde devam ettiği dönemde bu değer kaybetme sürecinde sıralamada 5. sıraya kadar geriledik. Ardından 13 Ağustos'ta kurulamayacağı anlaşıldı hükümetin. Ondan sonra yeniden Türk lirası o 15 günlük süre içinde dünyada en hızlı değer, dolar karşısında en hızlı değer kaybeden para oldu yeniden. Bu bir şey gösteriyor. Yani böyle bir koalisyon hem içerinin hem dışarının ekonomiye bakış açısını değiştirebiliyor. Ve dünyada da biliyorsunuz konjonktür çok elverişli bir konjonktür değil. Ama Türkiye büyük koalisyonu gerçekleştirebilmiş olsaydı bu dönemde öyle anlaşılıyor ki bu rakamlara da baktığımız zaman Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden pozitif olarak ayrışabilecekti. Ve böylece Türkiye'deki büyüme hızı belki bugünkünden, belki demeyeyim, mutlaka bugün ileriye doğru baktığımızda büyüme hızı beklentileri çok daha yüksek olacaktı. Kişi başına gelirdeki artışlar çok daha yüksek olacaktı. Büyümeyle birlikte borç yükü de aşağı doğru gidecekti. Ama böyle bir imkan maalesef kaçırılmıştır. Ve bunun kaçırılma nedeni de özellikle AKP'nin üzerindeki belli bir vesayettir. O vesayetin sahibi koalisyonun kurulma müzakerelerinin son noktasında liderlerin görüşmesinden önce şunu demiştir: Sayın Davutoğlu, ya erken seçime gidersin ya intihar edersin. Ondan sonra da bu koalisyon kurulmamıştır. Bu koalisyon kurulmadığı için 180 milyar dolar açık pozisyonu olan Türk şirketleri, döviz cinsinden açık pozisyonu olan Türk şirketleri, her bir kuruş için, dolardaki her bir kuruşluk artış için 1,8 milyar Türk lirası zarar etmiştir. İlk yine o 15 gündeki zarar 40 milyar Türk lirasını bulmuştur. Daha sonra dışarıdaki konjonktürün iyileşmesiyle birlikte bir miktar, bütün dünya ile birlikte döviz piyasaları sakinleştiğinde biz daha az tabii sakinleştik. Ama yine de baktığınız zaman müthiş bir zararla karşı karşıya kalmıştır şirketler. Diğer taraftan yine o 15 günlük sürede mesela İstanbul borsasındaki şirketlerin değer kaybı 20 milyar doları bulmuştur. Bütün bunları topladığınız zaman 100 milyar dolar, 100 milyar Türk liralık bir maliyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu maliyet olmayabilirdi. Türkiye bugün çok daha başka bir noktada olabilirdi. Bu dış kırılganlıkları, Türkiye'nin işte cari açık meselesi, sermaye ve onunla beraber sermaye girişlerindeki yavaşlama problemini de büyük ölçüde aşmış, daha yüksek bir büyüme sürecine girmiş olabilirdik. Peki şimdi 1 Kasım'dan sonra gene tek parti iktidarı çıkmaması durumunda, koalisyonu gerektirecek bir tablo çıkması durumunda tekrar bir CHP AK Parti koalisyon olasılığını nasıl görüyorsunuz? Yani siz haftalarca süren görüşmelerin içinde yer aldınız. İki tarafın görüşmelerini, iki tarafın eğim ruh halini de biliyorsunuz. Bir siyasetçi olarak sizin şeyiniz nedir orada, tahmininiz? Şimdi açıkçası şunu söyleyeyim. Tabii bizim 7 Haziran'dan sonra yumruklarımız sıkılı değildi. Bizim avuçlarımız açıktı ve
bir milletimizin istediği doğrultuda bir hükümeti kurabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama maalesef diğer küçük muhalefet partisi ve en yüksek oy alan parti bu konuda çok da istekli davranmadılar. Yani geldiğimiz noktada özellikle AKP'nin üzerindeki vesayet onların bir koalisyon kurmasını engelliyor. Şimdi 1 Kasım'dan sonra ne olur? Açık söyleyeyim, 1 Kasım'dan sonra doğruları yapan bir parti olarak biz en yüksek oyu alan ve tek başına iktidar olmasa da hükümeti kurmak durumunda olan parti konumuna gelmeyi bekliyoruz. Tek başına da iktidara gelmeyi tabii hedefliyoruz. Peki ne olur? Ne olacağı şuna bağlı. AKP ve AKP liderliği Sayın Davutoğlu Cumhurbaşkanı'nın vesayetinden kurtulabilecek mi? Cumhurbaşkanı'nın talimatlarından kurtulabilecek mi? Ya da Milliyetçi Hareket Partisi özellikle Sayın Bahçeli ben bu oyunda yokum, ben bu oyuna girmem demekten vazgeçecek mi? Birinci nokta bu. İkinci nokta, tabii Cumhuriyet Halk Partisi ne olursa olsun ben bir koalisyon kurayım deme durumunda bir parti değil. Bir takım ilkelerimizi ortaya koyduk, bir takım hedeflerimizi de ortaya koyduk. Bu ilke ve hedeflerin neresinde buluşabileceğiz? Bunlar çok önemli. Ama şunu söyleyeyim, tabii bu AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında o 10 gün süren 13 Temmuz ile 13 Ağustos arasında sadece 10 gün süren o koalisyon müzakerelerinde her iki tarafta kendi görüşlerini masaya getirdi. Ve bu görüşler üzerinden bir koalisyon kurulabilir mi, buna baktı. Bence şunu tekrar söylüyorum. Bir vesayetin kalkması halinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi hükümetsiz bırakmama konusundaki kararlılığını tabii ki sürdürecektir. Ancak koymuş olduğu ilkeler çerçevesinde, yani bu yeni bir hükümet olacaktır. Reform hükümeti olacaktır. Geçmişin bir takım sıkıntılarını sırtında taşımayacaktır. Peki şimdi masaya konulduğu görüşler, şöyle baktığımız zaman AK Parti ile sizin aranızda ayrışan ve kesişen noktaları şöyle düşündüğünüzde, masada işte dış politika, güvenlik, ekonomi gibi çok konu vardı. Ekonomiye gelmek istiyorum. Ekonomide birazdan sizin ekonomi programımızda soracağım ama ekonomide AK Parti ile ne ölçüde ayrışıyorsunuz, ne ölçüde kesişiyorsunuz? Daha doğrusu iki partinin ortak program çıkartma açısından bakıldığı zaman ekonomi onlar arasında kolay bir alan mı, zor bir alan mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ekonomide neler konuştuk, neler yaptık, hangi noktada, bunları karşılıklı bir anlaşma olmadan açıklamak bana göre doğru değil. Zaten bu konuda da bir görüş birliğimiz var. Ama ekonomi bence en zor başlık değildi. Yani ekonomi konusunda bir noktaya doğru gidilebilir. Ortak bir alan bulunabilir. Bu reformlar konusunda ortak adım atılabilir. Yani Türkiye'nin ekonomiye dönüp baktığı zaman bir yenilenme ihtiyacı var. Paradigmalarından kurtulma ihtiyacı var. Bu geçmiş 13 yıldaki yaklaşımın tamamen değişmesi gerekiyor. Bu konuda ben bakıyorum, dün burada tabii Sayın Babacan'ı da misafir ettiniz. O da bizim söylediklerimizi söylemeye başladı. Tabii soruyorlar insanlar da, ya 13 yıldır neredeydiler diye. Böyle bir durumda söz konusu. Ama öyle sanıyorum ki istikşafi dediğimiz bu görüşmelerde AKP'yi bizim politikalarımız konusunda bir miktar ikna edebildik ki onların programlarına da dönüp baktığımız zaman gerçekten bizim programımızdan alınmış bir takım düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Peki. Tabii buradaki sorun şu, yani ne kadar samimiler. Bakın şimdi bir asgari ücret düzenlemesi var mesela. İşte önce Sayın Babacan dedi ki ya biz 1300'ü ikinci yarıda vereceğiz. Sonra Mehmet Şimşek çıktı, dedi ki ancak 3 çocuklu aileye biz 1300 lira alabilecek. Ondan sonra Başbakan çıktı, öyle bir şey yok, asgari ücret 1300 ise 1300 olacak. Yani ne yapabilecekleri konusunda da tam burada bu noktada karar verebilmiş vaziyette değiller. Sonunda 1300 liralık asgari ücreti açıkladılar. Biz biliyorsunuz 1500 liralık bir asgari ücret açıklamıştık.
Onlar 1300 liralık asgari ücretin işverene maliyetinden şikayet ediyorlardı. Ne oldu? Şimdi 1500 liralık asgari ücret bizim açıkladığımızda biz işverenin üzerindeki yükü ve çalışanın üzerindeki yükü bir miktar azaltabilmek için vergiden vazgeçiyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı 1937 liraya geliyor işverene maliyeti bizim açıkladığımız asgari ücretin. Onların açıkladıkları asgari ücretin maliyeti, işverene maliyeti ise vergilerden falan vazgeçmedikleri için 2036'ya geliyor. Ama burada bakın çok samimi olmayan, gayri ciddi olan bir şey var. Çıkıyorlar, bunca yıl bakanlık yapmış insanlar şunu açıklayabiliyorlar. Biz 1500 lira dediğinde Cumhuriyet Halk Partisi iş aleminin bir tepki göstermesini bekledik. Tepki göstermeyince son dakikada biz de asgari ücreti 1300 liraya çıkaracak öneriyi programımıza aldık. Şimdi ekonomi böyle idare edilmez. Türkiye'de böyle idare edilmez. Böyle idare etmeye kalktığınız zaman işte bugün içinde bulunduğumuz durumla karşı karşıya kalırsınız. Peki bu asgari ücret konusuna soracağım. Çünkü size de eleştiri vardı. Sizin vaadiniz gerçekçi değil, maliyeti, finansmanı şeklinde. Ama ondan önce isterseniz şeyi sorayım. Yani sizin programımıza göre en öncelikli sorun Türkiye'de nedir? Birçok sorun belki sıralayacaksınız ama yani birinci sıraya koyduğunuz sorun nedir? Şunu söyleyeyim, yani birinci sıradaki en önemli sorun baktığınız zaman bizim programımıza Türkiye'nin yepyeni bir büyüme stratejisine ihtiyacı var. Türkiye şu anda bir 10 bin dolar tuzağına takılmış kalmış gidiyor diyecektim ki baktık rakamlar açıklandı. 9 bin dolar tuzağına takılmaya başladık. 9 bin 8 bin arasında takılıp gidiyoruz kişi başına gelir olarak baktığınızda. Yani müthiş bir göstergelere vasatlık hakim olmaya başladı. Türkiye oysa dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri diyoruz gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü itibariyle baktığımız zaman. Dolayısıyla bu vasatlık içinde hapsolmak Türkiye'yi hedeflediği büyüklüklere, yani ilk 10'a girmeye ya da insani gelişmişlik endeksinde ilk 20'ye girme noktasına getirmesi mümkün değil. Türkiye'nin muhakkak burada yeni bir büyüme stratejisini, yepyeni bir büyüme stratejisini devreye sokması lazım. Birinci sorunumuz ne? Neler? Birkaç tane sorunumuz var. En önemli sorun ne dersen, ne derseniz. Bir, yani sürekli yıpranan, kalitesi düşen demokrasi ve hukuk devleti. Türkiye bir an evvel birinci sınıf demokrasiye yeniden birinci sınıf demokrasi olma yönündeki hamlelerini gerçekleştirmeli ve hukuk devleti olma özelliğini güçlendirmelidir diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde hukuk devleti olmayan, birinci sınıf demokrasi olmayan bir ülkede yatırım da olmaz. Yani eğer insanların canının ve malının güvencesi yoksa, insanlar haklarını mahkeme önünde her kişiye karşı diğerlerinin baskısından bağımsız olarak bağımsız mahkemeler önünde arayamayacak duruma gelmişlerse, mahkemelere müdahale varsa ya da insanlar iş yaparken insanların siyasi tavırları nedeniyle vergi incelemesine, çok yüksek vergi cezalarına muhatap olabiliyorlarsa, bankalar bir gecede hiçbir hukuki gerekçeye tabi olmadan kapatılabiliyorsa ya da kamuya ilginç gerekçelerle devlete devredilebiliyorsa, böyle bir ortamda veya uzun süre takip edilmelerine rağmen Ankara'nın ortasında, bu ülkenin başkentinin ortasında canlı bombalarla yüze yakın yurttaşımız hayatını kaybediyorsa, 160'a yakın şehidimiz var ise, bütün bunlar Türkiye'de bir ciddi can güvenliği, gazeteciler dövülüyorsa, bu arada bugün Dünya Gazeteciler Günü, ben tüm basınımızın Dünya Gazeteciler Günü'nde kutlamak istiyorum. Tabii nasıl kutlayabilirsek, bakın yani dönüp baktığınız zaman basın özgürlüğünde Türkiye 2015 yılında 180 ülke içinde 149. sıraya gerilemiş. Ama yine de Dünya Gazeteciler Günü'nü tüm basınımızın, gazetecilerimizin kutlamak istiyorum. Böyle bir ortamda kimse Türkiye'de gelip uzun vadeli pozisyon almaz, yatırım yapmaz. Evet. Birincisi bu. İkinci önemli problem, cari açıktan ve dış ticaret açığından da gördüğümüz gibi ciddi bir rekabet problemiyle, rekabet gücü problemiyle karşı karşıyayız. Yani dünya arenasında, ticaret arenasında yarışma gücümüzü sürekli kaybettik. Özellikle 2007 yılından sonra reformlara ara vermemiz, 2007 yılından önce işte 2002 yılında başlayan o büyük reform hamlesinin rüzgarı 2007'ye kadar devam etti.
Ama 2007'den sonra bunlar durdu. Ve Türkiye o günden bugüne çok ciddi kan kaybediyor. Ciddi bir cari açık problemiyle karşı karşıya. Peki şimdi cari açıkta son zamanlarda rakam olarak bakarsanız bir daralma var gibi görülüyor ama mevcut düzey hala yüksek. Bunu işte AK Partililer de aynı şekilde Babacan'ın açıklaması var düzey yüksek diye. Sizce bizim ülke gibi ülke için böyle bir ekonomi için ideal olan düzey nedir? Hani siz işte bizim ekonomi programı uygulanırsa böylesi bir düzeyde tutmalıyız dediğiniz bir ideal düzey var mı? Şimdi şöyle yani Türkiye'de cari açı Türkiye %3'ler civarında, 3-3,5'lar civarında bir cari açığı taşıyabilecek durumda. Hani 4 de olabilir geçmiş uzun dönem baktığınız zaman. Ama bunun üstünde bir cari açığı normal konjonktürde de taşıması son derece zor. Ama şöyle bir kanaat var bakın. Deniyor ki efendim Türkiye'de büyüme maalesef cari açığa yol açıyor. Hı hı. Ben sadece hani şu son 13 yıllık dönemde baktığımız zaman Türkiye'de büyüme aslında giderek daha yüksek cari açığa yanlış politikalar nedeniyle yol açıyor. Bakın 2003-2007 arasında Türkiye'nin büyüme hızı %6,9. Cari açığımızın gayri safi yurt içi hasılaya oranı %4,5. 2008-2011 arasında büyümemiz %3,3. Cari açığımızın gayri safi yurt içi hasılaya oranı bu sefer 4,5'tan %5,8'e çıkmış. 2012-2015 arasında da %3,1 büyümemiz, cari açığımızın gayri safi yurt içi hasılaya oranı %6,1'e çıkmış. Şimdi böyle baktığınız zaman sorun çok açık bence. Biraz önce söylediğim yani büyüme şey. Büyüme hız kesmiş, cari açık artmış. Tabii rekabet gücünüzü yitirdiğiniz zaman, reformlarınızı yapmadığınız zaman, ikinci nesil reformlara başlamadığınız zaman sadece patinaj yaparsınız. Sonunda da böyle büyük bir cari açık olayıyla, tasarruf yetersizliği olayıyla karşı karşıya kalırsınız. Bunu geçmişte de gördük. Bakın şimdi mesela biraz önce dediniz cari açık düştü diye. Evet cari açık düşüyor ama geçen sene mesela ilk 8 ayda 30 milyar dolar civarında olan cari açık şimdi inmiş 26 milyar dolar civarına. Ama geçen senenin ilk 8 ayında rezervlerimizi biz %3,4 ama 3,4 milyar dolar arttırabilmişiz. Ve net hata noksanımız da o dönemde 9 milyar liraymış. Bugün rezervlerimizi 2,9 milyar 25'e düşmesine rağmen cari açık 2,9 milyar azaltmak zorunda kalmışız. 10 milyar dolarda net hata noksandan giriş var. Bu şunu gösteriyor. Normal kanallardan giren finansman ciddi şekilde azalmış. Azalmasın mı? Yani güven endekslerinin durumuna bakın. Bu 13 yılın sonunda 12 yıldır yayınlanan ekonomi güven endeksi en düşük seviyesine gelmiş. 12 yıldır en düşük seviyesine. Tüketici güven endeksi yanlış hatırlamıyorsam son 70 ayın en düşük seviyesinde. Niye bunlar oluyor? Bunlar ülke kötü yönetildiği için oluyor. Bir başka problem. Bakın nedir en önemli sorunu ekonominin dediniz? Gelir dağılımının bozukluğu. Yani büyümenin kucaklayan, herkesi içeren, herkese fırsat sunan, imkan sunan bir büyüme olmaması ya da herkesin gelirine, hane halkının gelirine yansıyan bir büyüme olmaması. İşte bu çerçevede de biz mesela dedik ki bunu giderebilmek için önce bir düzeltme yapmamız lazım. Onun için emeklilerimize 2 maaş ikramiye vereceğiz dedik. Asgari ücrete baktık, soracaksınız herhalde ona gireriz daha sonra ama 1500 lira olması lazım dedik. İnsanların geçinebilmesi için. Taşeron işçileri kadroya geçirmek lazım. İş güvencelerini arttırabilmek için dedik. Tarımda kullanılan mazotu 1 lira 80 kuruş yapmamız lazım dedik. Şimdi orada da ilginç. Bir de gene ilk 100 gün, ilk 1 yılda tabii, galiba bir öncekilerden tabii. Zaman yani, şeyine koyma. Bizim de ilk 100 günde yapacaklarımız var. Yine ilk 1 yıl içinde yapacaklarımız var. Bunları genel başkanımız açıkladı. Yani burada işte biraz önce söylediğim ilk 100 günde mutlaka bu emeklilere 2 maaş ikramiye verilmesiyle ilgili düzenlemeyi yapacağız. Aile sigortası kanununu çıkaracağız. Kamuda taşeron işçiliğe son vereceğiz. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Kredi kartı borçlularını belli bir tarihe kadar birikmiş ödenememiş kredi kartı borçlarının faizlerinin %80'inin silinebilmesi. Yani burada bankalarla kredi kartı sahiplerini anlaştırabilmek, bunu anlaşma ortamını sağlayabilmek, burada kolaylaştırıcı rol oynayarak bunun gerçekleşmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Pasolik uygulamasını kaldıracağız demiştik. Kesin hesap komisyonunu kuracağız. Başına ana muhalefet partisinden birini getireceğiz. Yine üniversite mezunları şu anda çok zor durumdalar. İş bulamıyorlar.
okurken aldıkları kredileri geri ödeyemiyorlar. Bunların da iş bulduktan sonra bu kredileri geri ödemelerini sağlayacağız. Bu ilk 100 gün. Yine ilk bir yılda da işte çiftçiye mazotu 1 lira 80 kuruştan vermek için düzenleme yapacağız. Asgari ücreti 1500 liraya çıkaracağız. Esnafın emekli aylığından kesilen destek primleri vardı. Sosyal güvenlik destek primleri. Bunları tamamen kaldıracağız. %10 seçim barajını kaldıracağız. Öğrencilerin yurt sorunu çözmek, bir yıl içinde çözebilmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Teşvik sistemini değiştireceğiz. Katma değeri yüksek ve teknolojisi yüksek ürünlerin üretilmesini özendirecek bir yapıya doğru getireceğiz. Vergi ve sigorta primi borcu olmayan esnaf ve KOBİ'lere sıfır faizli kredi vermek suretiyle hem vergi tahsilatını kolaylaştıracağız, hem de süreçte sıfır faizli krediyi kullanarak ilave bir işletme sermayesine ulaşmalarını sağlayacağız. Son olarak da işte bu orman köylüleriyle ilgili olarak onları sigorta kapsamına alınmasıyla ilgili düzenlemelerimiz var. Peki bunlar bazıları gelir feda edilmesini öngörüyor, bazıları da ek gider getirecekse. Hı-hı. Yani dolayısıyla kamu maliyesi üzerine büyük olacak. Kaynak tarafının için ne diyebilirsiniz? Yani kaynak tarafını nasıl halledeceksiniz? Şimdi bunu geçen defa da söyledik. Hı-hı. Yani kabaca demeyeyim, aslında bu hesapları da yaptık. Sonuçta baktığımız zaman bu şeyler, tedbirlerle kamunun üzerine vazgeçilen vergilerde ve diğer şey harcamalar, onlardan da bunun getirdiği, yani vatandaşa getirdiği imkanın ortaya çıkaracağı vergi gelirini düştüğümüz zaman 57 milyar civarında bir maliyeti var bunun. Bu da gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak %2,9. Baştan beri bunu söylüyoruz. Yani gayri safi yurt içi hasılanın %3'ü gibi bir imkanı bütçe içinde kaydırarak bulamayacak duruma geldiysek, bütçede hiçbir esneklik kalmadı demektir. Hı hı. Bizim tercihimiz herhangi bir vergi artışına gitmeden harcamalardaki önceliklerimizi değiştirmek suretiyle bu %2,9'luk ihtiyacı karşılamaktır. O zaman bize kaynak nerede diye soranlar, bugün bu anlaşılan bu istikşafi görüşmelerde iyi anlatmışız kendilerine ki bizim bir takım önlemlerimizi şimdi kendi seçim bildirgelerine almışlar. Ama insana sorarlar, 13 yıldır nerelerdeydiniz, şimdi mi aklınıza geldi biz söyledikten sonra diye. Ve de çok da samimi olmadıklarını bu düzenlemelerle ilgili olarak görüyoruz. Tabii Sayın Davutoğlu diyor ki biz söz vermeyiz, yaparız. Kısaca isterseniz ona da gireyim. Çünkü bununla evet, ilgili... Faik Bey, burada bir ara vermemiz gerekiyor. Başbakan Davutoğlu galiba konuşuyor. Oraya dönmemiz gerek. Evet, isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Enflasyonla devam edelim. Çünkü önemli diğer sorunlardan birisi de enflasyon. Bu yüksek çift haneli enflasyon dönemlerinde siz bürokrat olarak da görev yaptınız. 2001 krizinin ardından uygulamaya konulan o dezenflasyon tarafı güçlü olan programda da hazırlayan ekipteydiniz. Şimdi geldiğimiz noktada enflasyon çift hanelerden tek haneye indi ama %5'lik hedefe bir türlü ulaşamıyoruz. Tekrar çift haneye yükselme riski var mı? Enflasyona karşı yapılması gereken, atılması gereken adımlar nedir? Sizin programınızda ne gibi unsurlar var? Tabii burada tekrar çift haneye yükselme riski var mı derken var. Peki neden var diye sorarsanız, bakın Cumhurbaşkanlığı'nın vesayeti ekonomi politikaları alanını da artık kapsamaya başladı. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın vesayeti nedeniyle Merkez Bankası kullanması gereken bir takım araçları kullanma konusunda ciddi şekilde sıkıntılı durumda. Bunları kullanamayacağı anlaşıldığı zaman da piyasalar farklı farklı reaksiyon veriyorlar. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın müdahaleleri nedeniyle para politikası anlaşılır halden çıkmıştır. Birçok araç hep birlikte kullanılmakta ve piyasalara bugün ihtiyaç duyulan net mesajın verilmesi giderek zorlaşmaktadır. Para politikası süratle sadeleştirilmelidir. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sahip çıkılmalıdır ki enflasyon düşsün. Bakın bu enflasyon meselesi bizim yine o dört ayaklı stratejimiz dediğimiz, yani hukuk devleti, rekabet gücü, kucaklayan büyüme, sürdürülebilirlik, dördüncü ayağı da sürdürülebilirliktir ve enflasyon meselesi bunun altına girer. İki şey çok önemlidir önümüzdeki dönemde.
Siz hatırlarsınız tabii, biz bu 2002 yılında krizi yönetirken dünyada yine bugün olduğu gibi bize dönük risk alma iştahı azalmaya başlamıştı. Evet. Bize ve bizim gibi ekonomilere dönük. O zaman ne yapardık? Çekici faktörlerimizi güçlendirirdik. İşte bu sürdürülebilirlik kapsamında biz mevcut dengeleri koruyacağımız konusunda hem içeriye hem dışarıya belli garantiler vermemiz lazım. Belli çapaları atmamız lazım. Bunlardan bir tanesi para politikası ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığıdır. İkincisi de bence artık kurallı bir maliye politikasına geçmemiz lazımdır. Mali kuraldır. Bu ikisini yaptığımız anda biz ekonomik anlamda sürdürülebilirliği bir şekilde garanti altına almış oluruz. Yani makroekonomik istikrarsızlığı önleyecek bir takım önlemleri, temel önlemleri almış oluruz. Ama onun dışında yine sürdürülebilirlikle ilgili bu sosyal kutuplaşmanın önlenmesi, çevrenin korunması gibi diğer unsurlar da vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunların da üzerinde duracağız. Özetle söylemem gerekirse şu, yani enflasyonu kontrol edebilmenin birinci şartı para politikasının sadeleştirilmesi, Merkez Bankası bağımsızlığı konusundaki soru işaretlerinin behemal ortadan kaldırılmasıdır. Peki, Türkiye-AB ilişkileri isterseniz, o da sizin yine programınız önemli yer tutuyor ve Türkiye'nin son 10-20 yılına baktığımızda en önemli süreçlerden birisi. Müzakere sürecine gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz? Bu tıkanıklık nasıl aşılabilir? Ben şunu söyleyeyim. Tabii Türkiye tarafında çok ciddi problemler var. Yani o Avrupa Birliği'nin reform programı içinden hükümet kendi elini rahatlatacak unsurları seçti. Şimdi zorlar kaldı. Zorları yapması gerekiyor. Ama bu zorları yapması konusunda çok büyük bir iştah yok. Karşı tarafta da yeni fasıllar açma konusunda bir iştah yok. Dolayısıyla karşılıklı iki tarafta bu AB sürecini zora sokuyor. Bir an önce AB meselesini yeniden gündeme getirmek lazım. Biz söylüyoruz, yani karşı tarafın fasıl açmasında beklemeden uyumla ilgili tedbirleri süratle almak, AB çıpasını güçlendirmemiz lazım. Maalesef Türkiye son zamanlarda gözünü Orta Doğu'ya doğru döndürdü. Oralarda bir takım güç alanları aramaya başladı. Hatırlayacaksınız, Suriye konusunda Şam'a gidip Omayyat Camisi'nde cuma namazı kılacaktık. Şimdi apar topar Süleyman Şah Türbesi'ni sırtımızı alıp teröristlerden kaçırıp vatan toprağını terk edip yeni bir yere getirmek zorunda kaldık. Şimdi bu da önemli değil. Bunu ekonomiyle bir bağlamak lazım, bu dış politika meselesini. Bizim en önemli iki tane özelliğimiz var Servet Bey. Bir tanesi genç nüfusumuz. Öbürü de jeopolitik yerimiz. Yani biz 4,5 saat uçuş mesafesinde 58 tane ülkeye ulaşabiliyoruz. 1,5 milyar kişiye ulaşabiliyoruz. 21,6 trilyon dolarlık bir pazara mal gönderebiliyoruz. Fakat bugün dış politikamız nedeniyle artık bunu yapabilme imkanımız kalmadı. Suriye'de sorun var. Irak'ta sorun var. Mısır'da sorun var. Yani bugün Türkiye 5 tane başkentte büyükelçiliği yok. Bunu bu şekilde sürdürülebilmek mümkün değil. Bu tabii bizim ihracatımıza da son derece olumsuz bir biçimde etkiliyor. Evet. Dolayısıyla yapılacak şeylerden bir tanesi de dış politikada 180 derecelik bir dönüşü yapma ihtiyacı var. Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, soruları yanıtladınız. Ben isim verirseniz ben de size teşekkür ediyorum. Son bir şey söylemek istiyorum. 1 Kasım seçimleri çok önemli. 1 Kasım Türkiye'nin saltanatı kaldırdığı gün. Yeniden saltanatın bu ülkeye gelmemesi için 1 Kasım'da tüm seçmenlerimiz sandığa gitsinler. Evet, teşekkürler.